Şu anda ligimizde en formda olan 15 oyuncuyu seçerek buraya gelmeye çalıştık. Tabi dışarıda kalan buranın oyuncuları olup şu anda tercih etmediğimiz oyuncular var ama onlar yetersizliklerinden değil. Oynayacağımız rakibe göre oyuncu seçmeye gayret ettik. Gelen oyuncuların genel isteği, konsantrasyonu iyi durumda. Ama tabii ki Sırbistan'la oynayacağımız zor bir eşleşme var. İki günden beri hazırlanıyoruz. Son oynadığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda onlarla bir Fransa'da iki tane Sırbistan'da özel maç yapmıştık. Üçünü de kaybetmiştik. İyi bir rakiple oynayacağız. Son yılların yükselişte olan hem Avrupa şampiyonlarını hem dünya şampiyonlarını başarılı olmuş bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Biz de tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz. Biz jenerasyon geçişi var biliyorsunuz. Bu sancılı geçiyor bizim için bu süreç. Gerek altyapı milli takımlarımızdaki oyuncularımızın B liginde oynuyor olmasından, gerek de Türk kadın basketbolundaki düşüşten dolayı biraz sancılı bir dönem geçiyor ama işte burayı çok çalışarak, fedakarlık yaparak, iyi oynayarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'na geçmek istiyoruz. Litvanya'da yükselişte olan takım, yani işte kendi ülkelerin dışında oynayan oyunculara sahipler. Alt jenerasyonlardan gelen oyuncuları var. İki maçta bizim için zorlu geçecek. Ama iki maçı kazanmak için de şansımız var. Tabii ki beraber oynayabilir, beraber çalışıp, beraber hücum ve savunma yapabilirsek. Ben daha farklı bir milli takım olacağına inanıyorum. Sonuçta bir geçiş dönemindeyiz ama oyuncular da birbirlerini ve yaşadığımız süreci anlama gayreti içindeler. Dolayısıyla zor ama şansımız olan bir eleme grubu oynayacağız diye düşünüyorum. Türk milli takımının şimdiye kadar oynadığımız bütün şehirlerde Türk seyircisi arkasında oldu. Mersin'de de biz bu potansiyeli yakalayabileceğimize inanıyorum. Sonuçta bu size az önce anlattığım süreçte seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Özellikle Litvanya maçında. İnşallah bizi yalnız bırakmazlar.